Hoş geldin Gözde. Hoş bulduk. Sporcu disiplini diyelim. Asla kaçırmam. Evet, inanılmaz. Gerçekten çok duygusal anlar yaşadım. Bugün hakikaten hayatıma o kadar katkın oldu ki oturup hem senin eski videolarını izlerken böyle hüngür hüngür ağladım. O işte son maçları şimdi de böyle bir şey oldu. Gerçekten çok duygusal anlar oldu benim için. Teşekkür ediyorum sana. Vallahi Rica renk ederim. kattın hayatıma. Rica ederim. Evet, bugün çok kutsal bir gün. Öncelikle Anneler Günü'nü kutluyorum. Sen de temsil olarak buradasın. Bütün annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun Teşekkür. Eğer diye sen de söyledim anneysen karşına. ben de senin anneler gününü kutluyorum. Henüz Allah nasip değilim. eder inşallah bir gün o zaman. Evet. Önce damat bulmak gerekiyor bunun için. En zor kısmı o zaten. Aynen öyle. Evet, biraz bir süre var herhalde daha onun için. Peki. Şimdi Gözde, hemen şöyle Biraz başlayacağım. dem açacağım. Pardon, yerimi değiştiriyorum. Çok Tabii sıcak ki. bu ara. Evet. Bu hafta daha da sıcak olacakmış bu arada. Ben de haberi vermiş olayım Olsun, sana. sıcak olsun. Ben soğuk hiç sevmeyen bir insanım. Sıcak olsun da. Evet, kesinlikle ben de soğuk istemiyorum. Şimdi Anneler Günü'ne uygun hemen başlayalım. Anne olmak nasıl bir duygu? İlk neler hissettin Mavi'yi kucağına aldığında ve o süreç nasıl oldu? Ya tabii şimdi üstünden 15 ay geçti. Bugün çok yakın bir arkadaşım doğum yaptı. Eşimle de onu konuşuyorduk. Yani hiç hatırlamıyorum o günü. Mavi ilk kucağıma aldı. Bu videoları tekrar izledim. Tabii bugün çok benim ikinci anneler günüm ama çok mutlu uyandım bir kere. Çünkü ben annemin değerini çok iyi bilen bir insanım. Çok şükür hayatta benim annem. Ama annem hep anne olunca anlı. Bugün öyle bir post attım ben de. Anne olunca anlarsın derdi. Gerçekten öyle oluyormuş. Hayatta bana birçok unvan takıldı işte. Kaptan, çabuk kol, atıyorum yani voleybolcu. Ama benim için en güzeli Mavi'nin annesi unvanı. Gerçekten ben anne olmayı çok sevdim. Anne olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Kızımla geçirdiğim zamanı hepsi çok değerli. Tabii ki annelik çok zor. Yani bence dünyadaki en zor meslek. Çünkü her gün erken saatte uyanmak zorundasın. Spor yaparken geçen günlerde bana böyle bir soru geldi. Sporculuk mu daha zor, annelik mi? Sporculukta bir dönemin oluyor, dinlenebildiğin, kafanı tamamen boşaltabildiğin. Ama annelikte her gün aynı şey, her gün aynı rutin. Ama her sabah uyandığımda bir mutlulukla uyanıyorum. Çünkü onun gülen yüzünü görüyorsun. Gerçekten çok çok güzel bir duygu. Allah her isteğine bunu yaşatsın. Ben de aynı duygularla her gün devam ediyorum ki annem zaten tabii ki bunu aldığın çok zamanlar oluyor, yoruldum dediğin ama her seferinde kendimi şey hatırlıyorum. Bu günleri çok özleyeceğim, o bebek hallerini. O yüzden çok mutluyum, çok keyif alıyorum annelikten. Harika. Dediğin gibi Allah da isteyen herkese versin. Amin inşallah. Şimdi şeyi soracaktım sana. Hani işte annelerimiz de diyor ya, sen anne olunca anlarsın, anne olunca anlarsın. Bir de şöyle bir düşünce var. İşte anne olduktan sonra bütün hayata bakış açınız değişecek. İşte böyle bir olgunlaşma gelecek falan. Böyle sen de öyle bir şey oldun mu? Bir bakış açı değişti mi hiç? Yani şöyle biz ikiz kardeşimle beraber 13 yaşında İstanbul'a geldik. Annemiz babamız Kütahya'dan çünkü annem de çalışıyordu babam da. Yani bizim hayata bakış açımız 13 yaşında değişti. Ben şöyle söyleyeyim yani belki yanlış anlayanlar olur ama ben bu işin çok ciddi boyutlara vardığına inananlardanım. Yani biraz rahat olması lazım annelerin kendi adıma. Yani her şeyi çok ciddiye alan anneler var. Çok fazla yük bindiriyorlar üstlerine. Oysa eğer keyif alarak yaparsak bu da bir iş. Keyif alarak yaparsak hem ben daha çok mutlu olurum hem de çocuğumu mutlu edebiliyorum. O yüzden öyle bir bakış açım değişmedi. Yani bu benim 13 yaşında değişmişti zaten bakış açım. Ayaklarımın üstüne 13 yaşından beri basan bir insanım. O yüzden öyle bir bakış açım değişmedi. Tek yapmak istediğim şey kendimi mutlu etmek. Sonuçta eşimi de mutlu ediyorum. Eşim beni mutlu ediyor. Sonuç olarak çocuğumuz mutlu. Ben buna çok inanıyorum. Anne ne kadar mutluysa çocuk da o kadar mutlu. O yüzden öyle bir bakış açım falan değişmedi yani. Peki şimdi söylediklerinden dikkatimi çeken şey 13 yaşında bu hani değişik bir bakış açısına sahip oldum dedin. Çok erken bir yaş değil mi? Çok küçük değil miydin o zaman? Nasıl bu sorumluluğu kaldırdın tamamen? Gerçi ikiz kardeşinin de mutlaka Evet. desteği olmuştur. İki kişi olmak her zaman daha iyi ama Yani yani yine de zor bir şey.
Şöyle biz 11 yaşında 10 yaşında başladık voleybola. İlk 2 senede çok teklif aldık Ankara'dan, Eskişehir'den, İzmir'den ama babam hiçbirine evet dememişti. 13 yaşındayken Vakıfbank o zaman Güneş Sigorta'ydı adı. Onlara evet dedi. Tabii ki bizim en büyük yani benim ve kardeşimin en büyük avantajı beraber gidiyor olmamız. Tabii ki annem ve babam da bundan cesaret aldılar ve çok iyi şartlar altında bize baktı Güneş Sigorta o zaman. Bundan cesaret aldılar. Şimdi bana sorarsanız ben Mavi'yi 13 yaşında bir yere gönderir miyim? Şu an bana sorarsan ben kızımdan asla ayrılmam ama tabii o zaman annem ve babam da cesaretli. Bence bize de güvendiler. Çünkü biz zaten annem öğretmen, edebiyat öğretmeniydi. 7 sene biz bebekken, yani biz okula başlayana kadar istifa edip sonra tekrar başlıyor aslında okula. Yani biz her zaman çalışan bir anne ve babayı görerek örnek aldık. Her zaman da yani annem okuldan gelirdi, biz pilavı yapmış olur, ütüyü falan bitirmiş olurduk yani küçükken daha o yaşlarda. O yüzden biz zaten sorumlulukla büyüyen iki çocuktuk. Bir de abimiz var yani hepimiz öyleydik. Hani cumartesi pazar kalkar kahvaltı hazırlardık anneme yük olmasın diye. Yani anneler gününde hatırlıyorum ben annemin eline suya değdirmezdik. Anne sen otur bugün senin günün. İşte her şeyi sen yapacaksın. İnşallah Mavi de bir gün. Bugün yine her şeyi ben yapacağım Hayırlı ama inşallah bir gün Mavi de benim için aynı şeyleri yapacak. evlat. Mutlaka yapar diye tahmin ediyorum. İnşallah. Böyle güzel bir hem güzel bir düşüncede annesi var, hem güzel bir ortamda büyüyor. Sosyal İnşallah. medyadan ben de takip ediyorum. Zaten çok Teşekkür tatlı ederim. ya, maşallah diyelim ama Teşekkür ederim. anladım. Şimdi voleybola geleceğiz ama tabii bu koronavirüs sürecini bir değerlendirmek isterim. Şimdi eşin de İtalyan tabii. Evet. Birçok da soru gelmiş. Bir sıkıntı yok diye okudum en son. Evet, Paylaşmıştım eşimin çünkü ailesi. Ya aslında eşim de bu arada ikiz kardeşi var. Ben de ikizim. Eşimin ikiz Instagram'da. kardeşinde ve eşinde koronavirüs vardı ama onlar evde karantinada atlattılar ilaçla çok şükür. Geçmiş Anne de olsun. baba da çok şükür hiç yani bizim yakın taraflarımızda hiçbir şey yok. Tabii ki onun şehrinde vefat eden insanlar var ama tabii İtalya gibi atlatmıyoruz biz Türkiye olarak. Daha iyiyiz şu anda rakamlara da bakıldığında. Ya tabii ben zaten çocuğuma kendi bakan bir anneydim. Hani benim hayatım ne kadar çok şey değişti dersen sadece ailemi göremiyorum. Yani annemi, babamı zaten Kütahya'da yaşıyorlar ama bir ayda bir mutlaka gelip ya da biz gidip Mavi'yi görüyorduk. Ama benim hayatımda yani çok bir şey değişmiyor. Çünkü ben zaten çocuğuma bakan bir anne olduğu için evdeydim. Yine evdeyim. Sadece gidemediğimiz parklarımız var Mavi'yle. Sadece evimizin bahçesindeki parkla idare edebiliyoruz. Bir de kız kardeşim İstanbul'da yaşıyor. Onu 2 haftada bir görebiliyoruz. O da yani Mavi'yi görüp 14 gün sonra gelip bir daha görüyor gibi kendini karantinaya alıyor. Yani benim hayatımda ne kadar çok şey değişti dersen tabii ki markete maskeyle, eldivenle gitmemiz dışında çok bir şey değişmedi. Aslında şu yönden memnunum. Eşim hep evde. Normalde hep antrenmana gidip geliyordu. Deplasmana yazın hiç evde olmuyordu. O yüzden bir bakıma mutluyum. Eşim de evde. Hem Mavi ile beraber ilgileniyoruz. O yüzden biraz rahat bir dönem benim için. Evet. Sana yaramış o zaman Ya öyle aslında ben her kötü şeyin iyi yanını görmeye çalışan bir insanım aslında. O yüzden diye. iyi yanından bahsettim. Tabii ki kötü yanları var. Bir sürü insan öldü. Sonuçta hayatımız tamamen değişti bence. Artık eskisi kadar kimse rahat olamayacak. Ama Evet. mutlaka aşısı gelecek, ilacı gelecek inşallah bir gün. O İnşallah. zaman daha rahat seyahat edeceğiz. Ailemizi daha rahat göreceğiz inşallah. Evet, inşallah bir an önce ben de temenni ediyorum hemen. İnşallah. Yani artık ne bulunuyorsa bulunsun lütfen. Evet. Peki, şimdi gelelim. Evet, voleybola. Ay, o kadar çok soru da geldi ki. Şimdi ben tabii toparladım hepsini. Şöyle bir geçmişe gidip Bükreş'teki o son maça beni bugün mahveden ağlamaktan. Tabii ki bütün takım arkadaşlarının da ağladığı bir basın toplantısı gerçekleşmişti. Yani o anda dönersek hani nasıl hissettin kendini? Çok ya, çok zor bir şey. Gerçekten hani ya, bitirmek ayrı bir duygu seli zaten. Oraya çıkıp konuşmak apayrı bir şey. Yani nasıl bir duygu içindeydin o gün? Yani şöyle tam 3 gün önce tam 2 sene oldu ben voleybolu bırakalı. Ama ben voleybolu bırakmadan önceki bir sene zaten karar vermiştim voleybolu bırakacağımı. Ama benim en büyük amacım yani son 5-6 senede bunu hep düşünmüştüm. Çünkü ben önce çok anne olmayı istiyordum.
Sonra eşimle evlendikten sonra zaten bunu hep kendime hazırladım. Ama tabii ki benim için voleybolu bırakmak çok zor. Çünkü ben 13 yaşında kendi evimden ayrılıp voleybol için bir başka bir şehre taşınmışım. Nereden baksanız 32 senemi sadece voleybola harcamışım. Şimdi baktığımda yani hiç başka bir şey, hiçbir şey öğrenmemişim. Çünkü hiçbir şeye zamanım olmamış. Buna yaz tatili de dahil. Tabii ki çok zordu ama ben kafa olarak çok hazırdım. Yani tabii ki çok zor bir gündü o son gün. Hala sabah antrenmanında salon ışıklarını falan izliyordum. İlk defa antrenman, ya ilk de, yani son kez antrenman yapıyorum bu ışıkların altında. Son kez topa dokunuyorum. Son kez o kızlarla birlikteyim. Ama kafa olarak çok hazırdım. O yüzden hiç zorlanmadım. Bir de tabii 4 kupayla bitirdim ben o sezonu. Ki kendime koyduğum hedef buydu yani. Ben 4 kupayı da almak istiyorum. Bu tabii ki benimle olmuyor. Bütün takım işi. Ama o zaman takımımız da çok iyiydi. 4 kupayı alıp bir de çocuk sahibi olursam ne güzel olur diyordum. Meğersem son maçta ben hamileymiş. Bunu bilmiyordum tabii. Yani ben istedim, bir Allah verdi bana bir sürü şey aslında. Yani o yüzden tabii ki çok zordu. Orada konuşmak da çok zor. Zaten ben ağladığım videoyu tahmin edebiliyorum. Yani herkesten Allah razı olsun diye bir video var. Ben bile hala izleyince ağlıyorum. İhtimal o video. Gerçekten herkese çok teşekkür ederim. Benim kariyerime dokunan öncelikle aileme tabii ki, anneme, babama, abime, kız kardeşime, eşime. Ya yani hepsinin çok büyük katkıları var benim hayatımda. O yüzden yani benim için çok güzel anılar. Ben hala çok güzel hatırlıyorum. Sen de o yüzden üzülme yani. Ben çok mutluyum. Suratında öyle bir ifade var ki. Biraz daha konuşursam ben zaten bu aralar böyle bir duygusalım yani iyice koy vereceğim burada. Şimdi bir de formal emekli edildi, bir de o var. Bir de işin o boyutu var. O da Evet. çok Ya yani beni acayip bana duygusal. çok bana çok sordu. Ya ben Vakıfbank'ta 20 sene oynadım. Tabii ki herkes de çok yani iş arkadaşlığından öte ailem gibi hepsi. O zamanki başkanımız Osman Demirel de bana her zaman şey diyordu. Nasıl bir jübile istiyorsun? Ben jübile istemedim. Çünkü jübileler genelde maç şey olur. Son smacı vurursun falan. Öyle bir şey istemedim. Formanı asacağız gibi bir şey söylemişti. Tek isteğim formamın asılması. Çünkü ben 20 sene o formayı terletmişim, 2 numarayı. Tabii ki çok çok güzel bir duygu. Yani benim formum orada asılı ve her zaman asılı duracak. Belki bir gün mavi voleybolcu olup Vakıfbank'ta oynarsa çok isterim o da iki giysin ama o kendi isteği. Sadece bir kere gidip görebildim formamı. Çünkü mavinin uyku saatleri sebebiyle şu an hala çok küçük, iki uyku uyuyor. İnşallah seneye daha çok maça giderim. İnşallah. Vakıfbank'ı benim için hazırladığı jübile ortamı zaten çok güzeldi. Yani bütün eski antrenörlerimi, eski oyuncu arkadaşlarımı, bütün ailem benden gizli yapılıyor bu arada. Ben jübilenin olduğu günü öğrendim. Şu saatte Vakıfbank'ta o. İşte kız kardeşim şöyle giyin, böyle giyin, şöyle makyaj yap, mavi şöyle giyinsin. Meğer Kütahya'ya falan gidip video çekmişler. Arkamdan bir belgesel yayınlandı ama tabii Kütahya'ya falan gitmişler yani bunun için. Bir sürü insanı kulüpte ağırlayıp röportaj yapmışlar. Giovanni işte zaten esas konuşan orada. Yani çok çok güzel anılar benim için. Kızıma da mutlaka zaten babası başladı maçlarımı izletmeye. Ödüller evde duruyor. Onlarla da çok ilgili. Topu da çok seviyor. Yani tabii kızım da o güne şahit oldu ama tabii ki hatırlamayacak ama mutlaka o günleri hatırlatacak şeyleri izleteceğiz ona. Tabii ki aynen öyle. Artık bütün videolar her şey duruyor. Mutlaka izler. Tabii bununla ilgili daha sonra bir sorum daha olacak sana. Ama o mavi kısmına geçtiğimiz zaman. Tamam. Şimdi evet şimdi o kadar çok başarıya imza attın. O kadar kupalar gördün. Teşekkür ederim. Şimdi seninle ilgili hep ben yani bugün iyice böyle araştırmalarımı yaparken hani yorumlarda neler yazılmış. Hep böyle hırs, azim, ondan sonra hırslı, büyük kaptan falan böyle yazmışlar. Şimdi bu kadar başarılı olmanın sebebi tabii ki çok çalışmak. Tabii ki bir yeteneğin olması ama hırsın sendeki yeri nedir? Yani başarındaki yeri nedir diye toparlayayım. Yani şöyle, biz çocuk yani küçükken de hırslıydık. Kız kardeşim ve ben, abim dahil olmak. Bu babamızdan gelen bir özellik aslında. Benim babam 63,
65 yaşında diyeyim, büyütmeyeyim. Hala çalışan bir insan. Yani her sabah 5'te kalkıp kahvaltısını edip işe giden bir insan. Biz de ondan öyle gördük. Annemizden, babamızdan bunu gördük. O yüzden yani biz Özge'yle iki kız kardeş, sadece ailemizde tek kızlarız. Etrafımız hep erkek doluydu. Erkekler de ne yapar? Maç yaparlar, basketbol oynarlar, futbol oynarlar, voleybol oynarlar. Biz öyle bir ortamda hani o erkeklerle büyüdük ve hep bir kazanma arzusuyla. Ya bu bizde çok küçüklükten vardı bu hırs. Ama tabii ki hedefler büyüdükçe, ya ben kaybetmeyi de çok sevmeyen bir insanım. Aynı zamanda çok hırslı bir insanım. Yani bu hırs aslında tabii ki bazen fazla hırs da iyi değil. Bu tabii ki bazı zamanlar bana kötü de yansıdığı olmuştur. Ama çoğu zaman yani %90'ında hep bana iyilikle geri döndü bu hırsım. Çalışma azmim, öyle söyleyeyim. Çünkü çalışma azmi olmadan, çalışmadan bu hırs olmuyor zaten. Çünkü sen antrenmanda 3 saat, 4 saat antrenman yapıyorsun. Maçta o yüzden bu kadar hırslısın. Çünkü antrenmanda yaptığın şeyi maçta da yapmak istiyorsun. Ya hırstan bir zarar gelmez, fazlasını tabii ki her şeyin fazlası zarar. O yüzden hırs her işte olmalı. Yani annelikte de bende bir hırs var. Yani kızım güzel uyusun, güzel yesin. Bunlar da bir hırs aslında. Ama tabii ki o çocuğu yormadan ya da işte kendini yormadan sporda ya da takım arkadaşlarını yormadan. Tekrar söylüyorum, yapmışlığım vardır. Ama bunlar tecrübeyle. Ben 8 sene kaptanlık yaptım. 2011'deki kaptanlığımla 2018'deki kaptanlığımı sorarsan arada dağlar kadar fark var tabii ki. Tabii, evet, mutlaka. Peki o ambiyansı özlüyor musun? İşte hani mesela az önce bahsettim, o ışıklar, ondan sonra maç ambiyansı, heyecanı. Çünkü çok heyecanlı bir şey yaptığınız, yani sporcu olmak bence çok özel bir duygu. İşte o ambiyansı özlüyor olabilir misin? Şimdi biraz mesela monoton geliyor olabilir mi hayat sana? Hiç gelmiyor. Bana bu soru çok geliyor. Bana bırakmadan önce de işte sıkılacaksın, niye çalışmayı düşünmüyorsun falan. Ama ben 20 sene daha demin de söyledim. Yani milli takımla beraber hiç tatil yapmadığım seneler oldu. Yani bir sene sadece 3 gün tatille geçirdiğim oldu. Ben çok voleybolu maçları, kariyeri çok dolu dolu yaşadım. Yani hiç kendime ayıracak bir vaktim olmadı. O yüzden hiç özlemiyorum. Bunu çok ciddi söylüyorum. Sıfır özlüyorum. O heyecanı da özlemiyorum. Çünkü artık stres beni çok yormuştu. Yani saçlarımda şu yaşımda beyazlar var ki o stres yüzünden. Yani o stresi hele hiç özlemiyorum. Tabii ki güzel yanları vardı oynarken. Ama ben gerçekten o hayatımı bir kenara bırakıp yeni hayatıma gerçekten temiz bir sayfa çekerek başladım. Bir kere bu hayat asla monoton değil. Yani spor yaptığın hayat daha monotondu. Sonuçta tatil günü oluyordu. Evde boş boş oturuyordun. Şu an hiç boş zamanın yok. Hani bebeğin uyuyor bir saat. Günde iki saat uyuyor gün içinde. Bir o boş zaman var. Ki birinde spor yapıyorum. Birinde de eşimle hani dinleniyoruz. Onun dışında boş zaman işte 8'de uyuyor. 8'den sonra boşsun. Zaten 10.30'da yatıyorum. Yani öyle boş zaman olmuyor kesinlikle. Hiç monoton bir hayat değil. O yüzden ben hiç sıkılmıyorum. Çok memnunum yani. Evet. Fark ettim. Monoton değilmiş. Evet. Sorumu geri alıyorum şu an. Peki. Evet. Peki gelecek için var mı düşüncelerin? Yani voleybola ya da sporla alakalı. Mesela koç olmak ister misin ya da federasyondan gelen bir teklif var mı? Ya şöyle, bana şöyle teklifler geldi. Menajer olur musun? Antrenör olur musun? Ben bunları hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü ben menajer olamam, antrenör hiç olamam. Bende öyle bir sabır yok. yani ben daha çok çocuk istiyorum bu arada. Yani tek çocuk istemiyorum. Yani büyük bir aile olmak istiyorum. O yüzden bunun için de tabii ki daha çok zamana ihtiyacım var. Ama her zaman söylüyorum yani eğer bir gün çok sıkılırsam, bakıp bak benim ailem, yuvam hala beni arıyorlar. Allah muhtaç etmesin, paraya ihtiyacım olursa ya da işte çok sıkılırsam tabii ki Vakıfbank'ta çok isterim çalışmayı. Ama şu an dediğim gibi hem ailemizi büyütmek istiyoruz hem de kızımla kendim ilgileniyorum. Bizim ne bakıcımız var, benim ailem Kütahya'da yaşıyor, eşimle ailesi İtalya'da. Bir kız kardeşim var İstanbul'da yaşayan. Onda maçları sebebiyle zaten ne kadar ilgilenebilirim abi. Yani şu an tek başıma baktığım için Mavi'ye zaten öyle bir zamanım yok. Mavi'nin okula başlaması ya da işte başka çocuklarımız olursa yani bu çok uzun bir süreç. Ne söylesem yalan olur ama şu an evde oturmaktan gerçekten çok memnunum. Dinleniyor. Hala eşime daha dün söyledim yani. Hala voleyboldan kalan ağrılarım var benim.
Ya ben dizimden 3 ameliyat geçirdim voleybol oynarken bu arada. Omzumu kaldıramadığım günler oluyordu ki hala omzum çok ağrıyor. Yani hala ben voleyboldan kalan ağrılarla yaşıyorum. Hala dinlenmiş değilim. İnşallah bir gün dinlenirsem. Ya surat ifadem beni çok üzüyor. Öyle söyleyeyim bari. Tamam, mutluyum ben. Problem yok. Bana ben geri döneceğim falan de bari bir şey de. Yok. Yani gerçekten çok çok uzak bir ihtimal. Peki. Tamam, yok, ben mutluyum. Ama şimdi şey, çok geniş bir aile olmak istiyorum dedin. Evet, 3 çocuk, inşallah. 4 çocuk, 5 falan 3 görür müyüz? İnşallah, Allah nasip ederse. Yaşımız el verirse. Biz biraz yaşlandık ama. Yok. Bence böyle bir 4-5 falan. Belki ikiz olur, biliyor musun? Bak, ikinizin genlerinde İnşallah. De var ya. Ya şöyle, ben mavi gibi bir çocuğum olacağını bilsem diğer çocuklarımın, ben 5 çocuk yaparım. Ama herkes bana şey diyor. Mavi'den sonra sana her çocuk zor. İş ben ikiz olsun çok istedim ama ikinci de olur diyorlar. Bilmiyorum. İnşallah ikiz olur ama hayırlısı. Bence olabilir çünkü genler şimdi sende de var, eşinde de var. Olabilir. İstiyorsan tabii ki olsun. Biz de destekleriz buradan yani. Pozitif enerji göndeririz. Peki. Mavi gibi olacağını bilsem o. Bir ya, de hamilelik çok olur. Uzun. Yani hamilelik şöyle 3-4 ay falan olsa rahat rahat 5'er çocuğu. Herkesin 5'er çocuğu olurdu ama hamilelik 1 sene gibi bir şey. Yani çok uzun bir süreç. O biraz tıkıyor işleri. Evet, sen dedin ya az önce antrenör olamam, o kadar sabrım yok diye. Buradan tıkıyor. Da şimdi anladım. 9 ay biraz uzun bir süre tabii. Peki şimdi gelelim Mavi'ye. Gelelim. Evet. En sevdiğim konu. Evet. Evet, süper. Mavi'nin ismini kim koydu? Mavi ismini babası koydu. Hı hı. Şöyle, eşim İtalyan olduğu için bana hep Bellamia derdi. Bellamia da benim güzelim gibi bir şey demek. Hı hı. Bellamia, ben de gökyüzünü çok severim. Yani oturup saatlerce bulutları izleyeyim, mavi gökyüzünü izleyeyim falan. Yani bir gün işte Bellamia'yı bizim eski evimiz deniz manzaralıydı. İzlerken İşte mavi bir şeyler bana anlatmaya çalışıyordu Türkçe. Oradan niye mavi koymuyoruz falan filan derken mavi olsun dedik. Öyle mavi oldu ismi. Ama yani gerçekten çok... ismine yakışır bir çocuk yaptım yani. Mavi gözlü. Tebrikler. Ay, ne diyorum zaten, bir daha ismini seçerken dikkatli seçerim. Ona göre yaptığımız için. Süper, ama gerçekten çok güzel bir isim. Teşekkür ederim. Ömrü de hep mutlu geçsin inşallah. Abi, uzun olsun, abi, sağlıklı olsun. Şimdi ben senin Instagram'ında eşinle bazı videolarını izledim. Özellikle Türkçe konuşturduk. Ya evet. Hadi fenomen ya Türkçesi. Ya inanılmaz. O kadar merak ettim ki. Üzüm üzüme baka baka kararını nereden öğrendin? Vallahi üzüm üzüme baka baka kararını şöyle. Şimdi benim eşim dağınık bir insan. Ben de aşırı toplu bir insanım. Ama bir bakmışım ben onun gibi olmuşum. İşte bir gün, yani 200 sene önce ben onun gibi olduğumu fark edince üzüm üzüme baka baka kararı dedim. Buna yavaş yavaş, yani ama her gün işte bel ağrısı vardı. Benim de belim ağrımaya başladı. İşte atıyorum, ya da o et seviyordu. Ben et sevmeye başladım. Ya da o bir şey yapmaya başladı. Tekrar ede üzüm üzüme baka baka kararı bizim evde yani her gün kullandığımız bir cümle haline geldi. Ya bir şey, mesela şikayet ettiğim şeyi yapmaya başlıyorum, bana üzüm üzüme baka baka kararı diyor. Ya çok komik bir Türkçesi var. Gerçekten beni çok eğlendiren bir insan Türkçesiyle. Mavi'ye bugün ne dedi ya? Hocam hanım, hocam bayan mı? Çünkü onlar da işte... Mr. Lady, Mrs. Lady gibi bir şey söyledi. Mavi'ye hocam bayan diyor. Hocam bayan diyebilir miyim Mavi'ye? Ay çok, ya evde çok komik anlarımız var yani. Mavi için üzülüyorum aslında. Öğreneceğim şey çok komik olacak yani. Ya bir videoda şey demiş, ona da çok güldüm. Gözde benim kocam demiş. Ama onu hatırlamıyorum. Hangi video acaba? Asıl bizim temizlikçi bir kardeşim var. Evimizin temizliğine gelen. Onun bir videosu vardı. Onu gördün mü bilmiyorum. Kıza yok, şey sonra bir atladığını izledim. Ne diyor o orada? O çok komik ya. O videosunu her gün açık açık izliyor olabiliriz. Yani kapattıktan sonra bir izle. Ben sana yollayayım, o videoyu izle. Olur. Ben şey, o soruları Türkçe cevapladığını okudum ya. Efsane gerçekten. Evet, bayağı gözüküyor öyle.
Evet. Evde peki hangi dilde konuşuyorsunuz? Mavi şimdi hangi dili öğreniyor? Ya şimdi şöyle bir şey var. Bizim evde üç dil konuşuyor. Çünkü ben İtalyanca'yı çok iyi konuşamıyorum. Ale de Türkçe'yi. Biz aramızda İngilizce konuşuyoruz. Ale Mavi ile direkt İtalyanca konuşuyor. Ben de Türkçe. Bu zaten uzmanların da önerisi. Yani one person, one language yapıyorsun. Çünkü çocuğun kafası karışmasın diye. Babasından direkt İtalyanca görüyor. Benden Türkçe. Aramızda da İngilizce. Geçen gün de Mavi'nin söyleyebildiği kelimeleri yazdık 15 ay olunca. İşte 30-40 kelime Türkçeden söylüyor. 20-25 kelime İtalyanca, 4-5 kelime de İngilizce söylüyor. Yani şu an aslında yaşına göre ve üç dil konuşan bir aileye göre bayağı ileride. Çünkü çok taklitçi bir çocuk. Yani biz mesela aa diyoruz, hemen aa diyor. Ya da işte evet diyoruz, evet diyor. Yani bazen İtalyanca soruları cevaplıyor. Mesela ineğin İnek olduğunu bilmiyor. İtalyanca söylersek anlıyor. Ya da köpeği İtalyanca bilmiyor, köpek olarak biliyor gibi. Ama çok eğlenceli gerçekten. Yani ben de İtalyanca'yı daha iyi konuşuyorum şu an Mavi sayesinde. Ale Türkçe, Ale'nin Türkçe. 11 senedir Türkiye'de ama ne yazık ki bu kadar ilerleyebildi. Yani ama yine de atasözlerini falan bir tekerleme falan söyledi. O yani şimdi ben Evet. bile söyleyemem. Dal sarkaç falan. Onları falan Şimdi söylüyor artık bayağı. evde sıkıldık. Ben dedim ki Ale dedim Türkçe sorular cevaplar mısın? Cevaplarım ama Ale'de de şöyle bir şey var. Bütün soruları cevaplamak istiyor. Yani ama 100 tane soru var. Hepsini cevaplayamazsın diyorum. Yok yok sen aç hepsini biz cevaplayalım. Benim gece 12'ye kadar sonra neyse sonuçta bazı aynı sorular gelince toparladık ama insanlar genelde Ale'den tekerleme istedi. Niye bilmiyorum. Çok komik de söylüyor bu arada. Bir dahaki yayınımız çok yakında bekleyin. Vallahi Ali'nin belaki duymadan tarafını bulmam lazım. Sevmiyor böyle şeyleri. O yüzden. peki. Peki seni en çok güldüren böyle bir şey yani nasıl diyeyim? Bir kelimesi, bir cümlesi böyle ama ya hakikaten böyle günlerce güldüğün bir şey var mı? Ya bir gün ben hiç öğretmeden saçma sapan konuşuyorsun dedi bana. Bir de bana ne dedi? Annemden öğrenmiş onu da. Tamam uzatma be dedi bana. Türkçe söylüyor bunları bu arada. Mesela artık Ali'nin Türkçe tepkileri var. Yani üşüyorsam üşüdün mü Türkçe söylüyor bana. İtalyanca ya da İngilizce sormuyor artık. Üşüdün mü ona Türkçe geliyor. Ya da ben işte yorgun musun diyeceksen bana yorgun musun İngilizce gelmiyor da İtalyanca soruyorum. Böyle tepkilerimiz artık yani birbirimize alıştığımız için bazı tepkilerimiz artık başka dilde geliyor. O çok enteresan ama saçma sapan konuşuyorsa gerçekten 3 gün falan gülmüştüm yani. Ya evet insanın böyle kızası varsa bile o anda Evet yumuşar gerçekten olay Ali biter. bazen öyle kızdığım bir şeyde Türkçe bir şey söylüyor orada kopuyorsun çünkü gerçekten çok komik bir Türkçesi var kendisinin. Peki yakın zamanda yeni videonuzu bekliyoruz o zaman. Evet hemen bunu şeye koyacağım yürürlüğe. Peki. Şimdi sen birkaç cümle söyledin ama tabii Mavi'nin gelecekte sporla ilgilenmesini, sporcu olmasını ne kadar desteklersin? Çünkü anladığım kadarıyla biraz yani yıpranmışsın da değil mi? Kötü anlamda söylemiyorum bu arada hani. Evet, yıprandım. Stresli Çok bir doğru bir işten. cümle. Evet. Yani hani stresli bir işin yükü omuzlarında. Evet. Şimdi hani aynı şey yaşamasını ister misin yoksa tamamen destekler misin? Ya şöyle ben daha demin de söyledim ya 30 yaşına kadar voleyboldan başka hiçbir şey yapmamışım. Ben daha bu kış emekli olduğum için yani evde oturduğum için bir kış tatiline gitti 2 günlüğüne. Eşimin de 2 gün izni vardı. Eşim de Fenerbahçe'de çalışıyor bu arada. Kışa ilk defa kayak dersi aldım. Çünkü kayak asla cesaret edemezsin. Çünkü bir zaten diz sakat ya. 3 kere ameliyat olmuş bir insan. Bir başıma bir şey gelirse bunun sorumluluğunu kaldıramam. İlk defa 33-34 yaşında ben kayak dersi aldım. Ya da atıyorum paten hiç binmemişim. Kız kardeşimin eşinin pateni var. İşte bordu var. İlk defa 34 yaşında bunları yapıyorum. Öncelikle istediğim Mavi bu tip şeyleri öğrendim. İşte kayak inşallah Allah yani fırsat verirse, imkanımız olsa kayak yapmayı öğrensin, sörf yapmayı öğrensin. Bu tip hani kendini eğlendirebileceği şeyleri. Ama tabii ki ben Mavi sporcu olsun çok istiyorum. Ama voleybol istemiyorum bana sorarsa. Ben tenisçi olsun çok isterim. Ama dediğim gibi bu benim isteğim. Mavi ne isterse onu olabilir. Şöyle ben
bana soran aileler çok oldu. İşte kızım 13 yaşında, şöyle yapsak nasıl oluruz? Tek söylediğim şu, gerçekten bu işi seviyor mu? Profesyonel olarak yapmak istiyor mu? Çünkü çok zor bir iş. Yani eğer istemiyorsa çocuğu zorlamayın. Ya ben Mavi'yi asla zorlamam. Çünkü gerçekten psikolojisi çok zor bir iş. Yani benim voleybolu bırakmamın en temel sebeplerinden biri mental yorgunluk. Ya ben fizik olarak kendime 34 sene muhteşem bakmış bir insanım. Yani gerçekten yemesinden içmesine, fiziksel antrenmanından her şeyine kendime çok iyi baktım. Ben daha 10 sene oynardım fizik olarak ki bu sakatlıklarıma rağmen. Ama mental olarak artık kafa olarak asla kaldıramayacağım bir noktaya gelmiştim. Çünkü çok üst seviye yapıyorsun. Ben de isterim ki Mavi sporcu olacaksa çok üst seviye yapsın ama bu psikoloji kaldırabilecekse. Eğer kaldıramayacaksa asla böyle bir yükün altına, bunu bütün aileler için söylüyorum. Çocukları böyle bir yükün altına sokmak bence yani çok ağır bir şey. Tabii ki spor yapsınlar. Bence yani en küçük yaştan başlamalı spor. Çünkü ayakları yere değiyor. Bir arkadaş grubu oluyor. Kötü alışkanlıklardan o kadar uzak kalabiliyor. Ama profesyonel yapmak çok başka bir iş tabii ki. Evet tabii ki. Bir de şimdi anneden gelen böyle bir hırs ve azim de var. En iyi yapmadan da bırakmaz. Muhtemelen. Herhalde değil öyle. Mi? Evet. Evet. Muhtemelen yani fizik olarak öyle. Bana çok benziyor. Ama huy olarak daha çok babası, ama babası da çok hırslı, çok çalışkan bir insan. Bilmiyorum ya. İyi, tek istediğim iyi kalpli bir insan olsun. Gerisi Allah kerim yani. Evet. Peki. Şimdi yine Mavi ile ilgili soracağım. Mavi de seni canlı canlı izlemesini ister miydin sahada? Çok isterdim. Neden Çok olmasın? Isterdim. Ben Yok hala seni ya. ikna Şu etmek saatten istedim. sonra beni ancak bahçede kız kardeşimle ya da babasıyla top oynarken görebilir. Başka hiçbir türlü şansı yok. Ama gerçekten çok isterdim. Hani ya da şöyle, eşim hala çalıştığı için eşimle biz Avrupa Şampiyonası'na da gittik Ankara'ya. Hani onun poz vermesi, babasıyla podyuma çıkması muhteşem bir duygu. Ben de çok isterdim hani Mavi kucağımda olsun. Ama bu duyguyu ben yeğenimle, abimin oğlu Ege'yle çok yaşadım. Yani ilk Avrupa şampiyonluğumuzda annesinin karnındaydı 2011'de. Ondan sonraki bütün önemli maçlarımızda hep sahadaydı Ege. Onu kucağıma aldım. Mavi gibi düşünüyorum. O da benim evladım gibi. Ama tabii ki Mavi izlesin, yani beni sahada izlesin çok isterdim. Ama kısmetliymiş. Teyzesini izledi Özge'yi. Babasının maçlarını izliyor. Ben bununla yetinebilecek bir insanım. O yüzden annesini maksimum bahçede çimen üstünde oynarken görebilir. Evet, ama sen de şimdi ona bir deneyim aktaracaksın. Yani hem de Tabii. büyük bir deneyim aktaracaksın, eğer sporcu olursa tabii. O da bence onun bir şansı olabilir. Ya zaten 15 aydır hayatta kendisi. Hep sahalardaydı. Yani teyzesinin maçına, antrenmanlarına gittik. Babasının Ankara'da 10 gün kaldık biz maçlar için. Tabii ki bunların hepsini unutacak ama sağ tozunu yutmuş bir çocuk yani. Şu an toplara atak dediğimizde hani topu atak yaparmış gibi bile atabilen bir çocuk. O şeyi var yani. Sonuçta izliyor voleybol maç. Biz hiç televizyon izletmiyoruz Mavi'ye. Voleybol maçları dışında teyzesinin maçı olunca ben izliyorum çünkü. O da izliyor. Teyzesini görüyor televizyonda falan. Bunun dışında hiç televizyon izlemedi ama yani voleybola ilgisi, yani voleybolu izlemeye başladığı için tabii ki böyle bir şeye ilgisi olacaktır. Tabii, kesinlikle. Şimdi bir sorumuz var, hemen onu da cevaplayalım. Tek oynadığı takım Vakıfbank. Hiç başka bir takımdan teklif geldi mi? İllaki gelmiştir. Tabii ki geldi. Ama o günün şartları yani Vakıfbank, ben 1999'da geldim Vakıfbank'a. 2001 yılında profesyoneline A takıma çıktım. O günden başlayarak hep yükselişteydi Vakıfbank. Hep başarı kazanarak devam ettik. Yani o günün şartlarında ben Vakıfbank'ta çok mutluydum. Bunun hiç maddiyatla alakası yok. Maddiyatla alakası olsa ben 50 kere takım değiştirmiştim. Ama ben düzen çok seven bir insanım. Fazla değişim sevmem. Yani aynı evde 10 sene oturmuş bir insanım. Kız kardeşim mesela 15 kere ev değiştirdi. O yüzden çok farklıyız mesela. Ama ben düzen seven bir insanım ve Vakıfbank'ta çok mutluydum. Tekrar söylüyorum, bunun maddiyatla hiçbir alakası yok. Manevi olarak çok mutluydum.
O yüzden hep Vakıfbank'ta kaldım. Ve bir süreden sonra, son 5 senemden bahsediyorum. Tek hayalim Vakıfbank'ta voleybolu bırakmaktı. Allah da bunu nasip etti en üst seviyede şampiyon olarak. O yüzden yani bütün, tabii ki teklifler aldım ama en, her zaman benim en sevdiğim, en kalmak istediğim yer her zaman Vakıfbank'tı. Tabii orayla sonuçta bir gönül bağın zaten oluşmuştu bir de. Zannediyorum biraz manevi duygulara daha önem veren bir insansın. Evet, aynen öyle. Ya ben dediğim gibi kızım için bile söylüyorum. İyi kalpli olsun, başka hiçbir şey istemiyorum. Ben iyi niyete, iyi kalpliliğe çok inanan bir insanım. Mutlaka sana geri döndüğüne inanan bir insanım. Kızım da öyle olsun istiyorum. Ya maneviyat bu hayatta en önemli şey bence. Yani maddi, şu an evde oturuyoruz. Kaç tane kıyafetimizin, bankada ne paramız olduğunun ne önemi var? Hepimiz evdeyiz gördüğünüz gibi. Yani bu hayatta Aynen. yarın yaşayacağımızın hiçbir garantisi yok. Yani o yüzden biriktirdiğimiz sevgi, her gün konuştuğum annem, babam, bunlar benim için çok fazla daha önemli. Arkadaşlarım, onlardan gördüğüm sevgi, saygı her şeyden daha önemli. Bu maddiyattan ya da işte kariyerden, başarıdan, işte ondan, şöhretten, möhretten. Herkese tavsiyem bu iyi kalplilik, kazandığın sevgi, gördüğün saygı her şeyden önemli benim için. Öyle de devam ediyor. Kesinlikle. Şimdi en unutulmaz maçını sormuş izleyenlerimiz. Ama son maçı söyleme, onu sayma. Onu konuştuk. Tamam. Bu sorunun arasına bir şey soracağım. Şimdi 2-3 tane böyle soru gelmiş. Neden geldiğini bilmiyorum. Bu boy uzaması için öneriniz nelerdir diye. Arkadaşlar öyle bir öneri yok. Bu su, bitki mi su versin uzasın? Yani Allah size bir boy verdi. Onunla yetinmeyi bilmek gerek. Yani boy uzaması için bir öneri yok. Sakın öyle şeylere kulak asmayın. Yani ilaç milaç vardır, Allah korusun. Bunu şey yapmak istedim. Yani öyle Öyle bir bir şey şey olsa olsa önce beklemeyin ben zaten. sorardım. Ha, ben Gözde, de hani. öyle bir şey olsa önce ben sorardım. Benim boyum zaten 1,50. Şimdi soruna tekrar geleyim, soruyu unuttum. En unutulmaz maçın, aklında kalan. Bu soruyu izleyen herkes biliyordur cevabını diye düşünüyorum. 2011 Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, yani o turnuva diyeyim çünkü yarı finalde Fenerbahçe'yi yendik. Finalde de Azerbaycan takımını yendik. Tam adını hatırlamıyorum. O turnuva, o maç benim unutulmaz maçımdır. Maçlar dersen maçlar çok sayarım ama tek maç saymam gerekiyorsa bu maçı sayıyorum. Peki, Avrupa'dan bir dakika, soruyu kaçırdım. Eyvah. Ben görüyorum Liglerden şu an. Avrupa'dan hangi büyük kulüplerden teklif geldi acaba? Dinamo Kazan'dan çok ciddi bir teklif gelmişti ki gidiyordum, son anda vazgeçtim. O zamanın şartlarıyla bir kafam esmişti ben gideceğim falan diye ama vazgeçtim, çok şükür ki vazgeçmişim. Benim Rusya'da ne işim var? O soğukta, soğuktan nefret eden bir insanım. İyi ki de geçmişim. Ama çok ciddi bir teklif gelmişti gerçekten. Düşünmüştüm de gitmeyi ama vazgeçtim. Vazgeçtim. Peki. Evet, bırakmasının nedeni mental yorgunluk. Ben söyleyeyim buradan size. Yok, onlar şey soruyor ama ikiz kardeşimi soruyorlar. Hani Özge abla demiş. Evet. Özge'yi soruyor, evet. Evet, kan maçının etkisi tabii ki bu var. Ama tabii ki yani o da Eczacıbaşı'ndan teklif alıp gitti Vakıfbank'a. Eczacıbaşı'ndan gelen teklifinde çok büyük önemi var tabii ki. Peki, evet, bunu da öğrenmiş olduk. İki numarasının kendisi için bir hikayesi var mı? Yani Kütahya'da voleybol başladığımızda 2 numara giyiyordum. Öyle devam et. Bir özelliği yok yani. Ama sonradan öğrendim ki burcumun uğurlu numarası 2'ymiş. Zaten bunu kariyerim boyunca da uğrunda her zaman yaşadım yani 2 numaranın. Burcun Şöyle, ne? milli takımda ben bir ara 10 numara giydim. Çünkü Gülden benden 5 yaş büyüktü. O 2 numara giyiyordu. Ondaydı 2 numara. O bıraktıktan sonra 2 numaraya geri döndüm. 10 numarayı da niye aldım? Boştu herhalde. Ondan aldım. Bir ara 10 numara giydim milli takımda ama Vakıfbank'ta her zaman 2 numaraydım. Şey, burcun ne? Yengeç. Ben Ve orada her kaldım. özelliğini doya doya yaşayan bir insanım. Aa, duygusalsın yani sen de. Duygusal, evcimen, işte iyi yemek yapar, hamar Oo. attır, iyi eştir, hepsine. Bir yengeç iyi bir burçtur ve hepsini çok şükür taşıyorum.
Evde yemekleri sen mi yapıyorsun, eşin mi yapıyor? Ben yapıyorum tabii ki. Eşimi asla mutfağa sokmuyorum. Şöyle haftada bir pizza yapıyor. Onu da 3 gün temizliyoruz. O yüzden eşim mümkünse mutfağa hiç girmesin. Maviye yemek getiriyor. Yani onun için mutfağa giriyor. Bir de kahvaltıda bizim basit bir kahvaltımız var. Onu hazırlayabilir ama asla yemek yaptırmıyorum artık. Çünkü bana günah geldi. Haftada bir gün pizza yapıyor. 3 gün evi temizliyoruz. O yüzden almayayım. Ben yapar temizlerim. Peki. Şeyi de soracağım. Senin yaptığın makarnaları beğeniyor mu? Şimdi Aa, çok İtalyanlar... şey, ben yani şey olmasın ama çok güzel yemek yaparım. Aileden sonra da özellikle makarnaya ben salçalı makarna çok severim. Çünkü küçükken hep biz salçalı makarna yerdik. Tabii Ali'yle Evet. birlikte olduktan sonra makarna çeşitlerim çoğaldı ve giderek uzmanlaşıyoruz tabii yaptıkça. Çünkü İtalyan olduğu için haftada 2 makarna istiyor adam öğle yemeklerinde. Kriz geliyor falan bana makarna ver diye. Bayağı uzmanlaştım yani makarnada. Çok güzel makarna yani makarna yaparım. İnşallah bir gün Özge şeyler bana hep canlı yayında yemek yapalım. İnşallah bir gün canlı yayında makarnanın sosu tarifini veririm. Makarna yapmakta bir şey yok da sosu önemli olan. O yüzden inşallah bir gün. O zaman şimdi senden 2 tane video bekliyoruz. Tamam, Bir görüşürüz. makam nasılsın bir videosu. Bir de Bir yeni Mavi'ye Türkçe Ali'ye atacağım. Aa, videolar. evet onu yapacağım. Çok kısa Evet. zamanda. Yarın değil, yarından da yakın diyelim. Gözde peki bir de sen İtalyanca konuş onu da görelim o zaman videolarda. Ben İtalyanca konuşabiliyorum. Mesela eşimin ailesi geldiğinde eşim yani Ale ortada yoksa çok güzel kendimi anlatabiliyorum. Ama Ale benimle hep dalga geçtiği için utanıyorum, konuşmuyorum. Yoksa ve ben bu arada hamileyken 5 ay kursa gittim İtalyanca bir gelişmek için. Çünkü kızımla Ale benim arkamdan dedikodu yapsınlar istemiyorum. O yüzden İtalyancayı öğrenmem gerektiği. Kursa gittim. O yüzden ben İtalyanca konuşabiliyorum şu an. Yani sokağa çıksam kendimi, derdimi anlatırım her şeyimi. Ama Ali'nin Türkçesi kadar iyi değil. Tamam bunu kabul ediyorum ama 11 sene İtalya'da kalsaydım 50 kere İtalyancayı öğrenmiştim yani. Ali gibi 11 sene Türkiye'de kalıp yarım yamalak konuşmazdım en azından. Ay inşallah izlemiyordur. 24 saat burada kalacak bu, izleyebilir. Ay izlemez. Yok ben ona her zaman dalga geçiyorum o yüzden. Evet. O şey ben tekrar sana göndereceğim şeyden. Gözde benim Tamam. kocam dediğini hiç unutmuyorum ya, çok Aa evet tam şimdi hatırladım ben onu ya Gözde. Gözde benim kocam. Peki. Son olarak şöyle bir annelere seslenelim. Sporcu annelere özellikle. Şimdi çok zor yani sizin ya tabii ki anne olmak çok zor ama hem sporcu olup hem anne olmak çifte zor Evet yani. tabii. Neler söylersin anne olmak isteyen sporculara diyeyim? Yani aslında şöyle ben voleybol oynarken benim hayatımda mavi olsaydı ben rahat 5 sene daha oynardım. Çünkü diyelim maça gittim, eve antrenmana gittim, stresim eve bir geliyorsun mavi seni o gülen yüzüyle karşılıyor. Öf hiçbir şeyi düşünmezsin, unutursun. Öyle baktığımda ben 5 sene daha rahat oynardım yani. Öyle bir kolaylığı vardır diye düşünüyorum yani stres atmada. Zaten o çocuk sana gülecek, sen hiçbir şey hatırlamayacaksın bile. Ve bunu ben Naz'la, Bahar'la konuştuğumda bunu bana böyle söyledikleri için biliyorum. Ama tabii ki çocuğunu bırakıp antrenmana, deplasmana gitmek çok zor olsa gerek. Çünkü ben ona çok dikkat eden bir anneyim. Yani ben Mavi'nin uykusu çok iyi olduğu için söylüyorum bunu. Bir yere gidiyorsam Mavi'yi uyuttuktan sonra gidiyorum. Mavi uyurken çok gitmemeye çalışıyorum. Yani küçük yerler için yarım saat bir işim varsa tabii ki gidiyorum ama 2-3 saat bir işim varsa Mavi uyurken gidiyorum. Çünkü onu bana bakarken görmek bana bir vicdan azabı veriyor hala. O yüzden sporcu ya da çalışan anneler için çok zor olsa gerek. Ama tabii ki hepimiz sonuçta anneyiz. Sonuçta kalbimizde ne kadar sevgi varsa onlara veriyoruz. Anneliği bu şekilde gören, bu şekilde yapan bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Anne olamayıp ama anne gibi ya da anne şu anda olmak istemeyip ama anne gibi yeğenini, kardeşini, arkadaşın, çocuğun selam, herkesin Anneler Günü kutlu olsun. Benim kız kardeşim daha anne değil ama benim çocuğuma benden daha güzel annelik yapabilen bir insan. Ay ağlayacağım şimdi. Onun da Anneler Günü Dur. kutlu olsun. Dur Evet ya beni de çok bugün mahvet. zaten ağla ağla öldüm ben. Annemi falan çok özledim. Babaannemle konuştum, anneannemle konuştum. Hepsini çok özledim.
şu korona bitse artık da insanları görsek, sarılsak, öpsek keşke. O yüzden evet. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Allah isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Daha çok çocuk isteyen, çocuk isteyen herkese nasip etsin bu duyguyu. Öyle, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayındı benim için de. Evet, ben teşekkür ederim. Çok keyifli geçti. Şimdi çok güzel dilekler tabii söyledin. Ama beni unuttun. Allah sana önce hayırlısından bir eş. Ya İtalyanlar tavsiyemdir tatlım. Canlı yayında şok. Gerçekten muhteşem eş ve muhteşem babalar yani. Tavsiye ederim. İtalyan bulursa. Sonra da Allah nasip ederse istediğin zaman anne olmayı nasip etsin. Çok güzel bir yayındı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok çok keyifli oldu. Gündüz ağladım, akşam güldük. İyi oldu yani benim için. İki böyle duygu değişimi yaşamış olduk senle birlikte. Tekrar sana çok 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 teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mavi'yle birlikte, eşinle birlikte ve ikiz inşallah ikiz diyeyim doğacak yani artık. Çocuklarınla inşallah. Aynen, doğacak çocuklarınızla çok mutlu bir hayatınız olsun ve tekrar Anneler Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kal. İyi akşamlar.